Selam arkadaşlar, ben Nurgül. Kanalıma, mutfağıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere salatalık salatası tarifiyle geldim arkadaşlar. Sadece salatalık kullanacağız. Bu sosla birlikte nefis bir salata hazırlayacağız. Hep yaparım arkadaşlar. Şimdi de tam sezonu, bol bol salatalıklar çıkmışken sizler de mutlaka bu tarifimi deneyinlerim. Evet, öncelikle bize salatalık lazım. Salatalığın kabuğunu bu şekilde ara ara biraz bırakarak soyuyorum. Böyle bir soğan kesme piyaz makinesi ile ince dilimleri kesiyorum. Evet, gördüğünüz gibi salatalıklarımız ince ince bu şekilde dilimler halinde kestim. Tüm olarak bırakıyorum salatalıkları arkadaşlar. Şimdi sosumuzu hazırlayacağız. Sosumuz için gerekli olan malzemelerimizi açıklama kısmına da ekleyeceğim. Oradan ulaşabilirsiniz. Bir tatlı kaşık kurutulmuş soğan. Bir tatlı kaşık kurutulmuş dereotu. Tatlı kaşık kurutulmuş soğancık arkadaşlar. Küçük taze yeşil soğan oluyor. İnce ince olan soğanlardan. Yaklaşık bir çay kaşığı kadar şeker. Damak tadına göre tuz. Yaklaşık yarım tatlı kaşığı kadar kullandım. Sonrasında ilave edilebilir bakılıkta. 2-3 yemek kaşığı elma sirkesi. Bu elma sirkemi kendim yapmıştım arkadaşlar. Renginin şahaneliğini ve berraklığını görüyorsunuz. Harika oldu. Elma sirke tarifini diğer videolarımdan izleyebilirsiniz. Ve yaklaşık 3 yemek kaşığı kadar da zeytinyağı. Gerekirse 2 yemek kaşığı kadar su ilave edilebilir. Sosumuz eğer çok ekşi ise o ekşilik kıvamını açmak için yaklaşık yarım yemek kaşığı da limon suyu kullanıyorum. Sosumuzun hepsi bu arkadaşlar. Güzelce karıştırıyorum. Evet, salatalık salata sosum hazır. Bol dereotlu arkadaşlar ve bol ekşili nefis bir sos arkadaşlar. Kesinlikle denemenizi tavsiye ederim. Evet, dilimlemiş olduğum salatalıkların üzerine taze dereotu da kullanıyorum. Varsa sizler de mutlaka kullanın. Çünkü salatalığa dereotu çok yakışıyor. Ve sosumu da döküyorum. Güzelce harmanlıyorum ve salatalık salatam artık hazırdır arkadaşlar. Bu salata özellikle patates püresinin yanına, kızartmaların yanına çok yakışıyor. Sizlere videomun sonuna doğru bir menü de göstereceğim. Nerede alternatif olarak kullandığımı sizlere de fikir olsun. Evet, bu şekilde ben salatalık salatamı yapıyorum. Bizler afiyetle yiyoruz. Şimdi de tam sezonu sizler de yapıp tüketebilirsiniz arkadaşlar. Değişiklik istiyorsanız. Menüde kremalı, mantarlı tavuk sote vardı. Patates püresi eşliğinde salata ile bizler afiyetle yedik arkadaşlar. Bu tarz menüler istiyorsanız, tariflerimi paylaşmak istiyorsanız lütfen yoruma yazın. Bir dahaki yaptığımda sizler için videolu olarak hazırlarım. Kanalımda daha önceden birkaç sefer tarif paylaştığımda çok ilgi görmedi. Bunun için artık bu tarz yemekler paylaşmayı tercih etmiyorum ama sizler isterseniz neden olmasın, seve seve tekrar sizlerle tariflerimi paylaşırım. Kızım da çok güzel salatalık salatası tarifi yapmıştı. Çok farklı oluyor arkadaşlar. Acılı, sarımsaklı, soya soslu. Bu tarifi de kendisi yapınca çekeceğim, sizler için paylaşacağım. Takipte kalın derim. Evet, bugünlük bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Videomu beğenmeyi, aşağı yorum bırakmayı, kanalıma abone olup zil sesini açmayı lütfen unutmayalım. Farklı tariflerde tekrardan görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın.